Bir de Allah Azze ve Celle özellikle ilim ehlinin meclislerinde özel bir inayetidir, manevi inayettir bu. İlim ehli olan kişilerin meclislerine gidip gelenler, işte Kur'an meclislerine gidip gelenler, buna devam eden insanlar, Allah-u Teala o insanların çoğu zaman, çoğun kötü kader diyebileceğimiz birçok musibetlerini, kaderlerinde var olan kötülüklerini o kişiler fark etmeden rüyalar yoluyla geçiştirir. Duydun mu? Zahirde yaşamasınlar. Böyle bir inayeti zuhur eder. Bu çok Allah-u Teala'nın ilginç bir inayetidir ve hep sadece ilim ehilleri ve Kur'an ehillerinin meclislerine özgü bir inayettir. Onun için bu meclisleri Resulullah övmüştür. Sebebi budur. Onun bereketi Allah-u Teala'nın ilmi övmesinin bereketindendir. Onun için bu tarz meclislere gidip gelen insanlar ister kendileri bilsin ister bilmesin. Çoğu sizlerin saçma sapan belki abuk subuk diyebileceğiniz rüyalar bile kaderinizdeki birçok zahiren yaşayacağınız kötülüklere karşılık o rüya kanalından geçiştirilir. Atlatır geçer gidersiniz. Yani mana kulvarından. Zahiren çünkü yaşamış olsanız belki kaldıramayacaksınız, isyana düşeceksiniz o musibeti. Allah-u Teala böyle bir inayet ki zahiren değil mana yoluyla o musibetler savsın geçsin gitsin. Çoğu mesela kötü rüya, karabasan tarzı işte gördüğünüz rüya, korkulu dediğiniz rüyalar, işte sıkıntılı gördüğünüz rüyaların bir kısmı bundan kaynaklanır. Dediğim sebeplerdir. Tabi ilim ehillerinin meclislerine takip edenler için söylüyorum. Anlayabildim mi? Allah-u Teala'nın böyle bir ilginç inayeti vardır. Rahmet-i ilahisi böyle zuhur eder. Bunların içerisinde bu dediğimiz hususiyet mesela umuma açık olan da vardır. Yani sadece ilim ehline mi mahsustur hocam dersek bu dediğim şeyler evet öyledir ama bu dediğim sırrın, inayetin ilim ehlinin meclisine gidip gelmeyen insanlara da bakanı var mıdır? Vardır. O da mesela Allah Azze ve Celle'nin Latif ismi şerifi gibi isimleri, bazı esmaları vardır. Onlarla meşguliyet gösteren, o isimleri zikreden insanlarda da bu tarz şeyler zuhur edebilir. Bir de onlara açıktır bu kanal. Latif ismi şerifini mesela zikreden insanlar belli bir müddet sonrasında bir sürü rüyalar görmeye başlarlar. İşte Allah-u Teala bu biraz önce söylemiş olduğum kötü kader diyebileceğimiz sıkıntılı zahirde yaşayacağı sıkıntıların birçoğunu o kula da aynı bu şekilde inayet edip o ismi zikrettiğinin hürmetinden dolayı hürmetine rüya yoluyla birçok zahirde yaşayacağı sıkıntıları atlatabilir. Anlatabildim mi? Atlattırır. Zahiren yaşamaz diye. Çünkü dünyalık İmtihanlar gerçekten ağırdır. Öyle mi? Hele bir de peş peşe musibet derecesini bulacak tarzda zuhur ettiğini düşünsenize. Allah muhafaza. İsyana düşmemek mümkün mü? Mümkün değil. İşte Allah-u Teala'nın işte böyle ondan dolayı inayeti söz konusudur. Herkese olmamakla beraber dediğim gibi bu özel inayet yani rüyalar kanalıyla birçok musibetlerin defedilmesi. Kişi kendi farkında değildir. Geçtiğini. Bunlar işte özel inayet etmiş olduğu bu iki zümredir. Baktığımız zaman. Daha evvelden yine sohbetlerin bazılarında yanılmıyorsam Esma-ül Hüsna sohbetleriyle alakalı vermiş olduğum bilgilerdeyken anlatmıştım. Eğer yanlış hatırlamıyorsam
Allah-u Teala'nın mesela seyri sülükte de öyledir. Seyri sülük yolu 17 esmaya bağlıdır. Yani ilk zuhuratlar 17 esma üzerinden tecelli eder salike. Tasavvuf yolcusuna. Onun için bu 17 esma tecelliye geçtiği zamanlar salikler çok fazla rüyalar görebilirler. Manası olsun olmasın. Karışık rüya olsun olmasın. İster sadık rüya olsun olmasın. Hiç fark etmez. Gördükleri her bir rüyada aslında böyle cilveler de vardır. Farkına varmadan sülük yolunda birçok yerleri geçiyordur bu şahıslar. Ama kendileri bilmez. Allah-u Teala özel inayet eder. Onun için sizin şer zannettiklerinizde hayır, hayır zannettiklerinizde şer olabilir. Siz bilmezsiniz. Allah bilir. Ayetinin üzerinde iyi düşünün. Hiçbir şey sizin zahiren dışarıdan baktığınız gibi değildir. Allah celal ve cemal sahibi bir zattır. Nice celal gibi gözüken tecelliler cemal perdesinden zuhur eder. Onun için bunları birbirine karıştırmayın. Allah-u Teala'ya tevekkül edeceksiniz. Allah-u Teala'nın rahmeti ilahisi çok geniştir. O rahmetin hürmetine zaten ayakta duruyoruz, dolaşıyoruz. Ondan dolayı diyoruz ki ya Rabbi, biz senin Resulullah'ın dediği gibi diyoruz. Biz senin azabından, gazabından rahmetine iltica ediyoruz. Rahmetinden yine sana iltica ediyoruz. Senden sana kaçıyoruz. Senden sana sığınıyoruz. Bizi bir an bile olsa nefsimize, kendimize bırakma. Büyükler bu tarz duaları boşuna yapmamış. Her birinde ayrı hikmetler vardı onun için işte. Ondan dolayı işte biz de ne yapacağız? Böyle dualar edeceğiz. Yani rüyalarda böyle bir hususiyet de vardır. Sorduğun için yani anlattım.